FETÖ'den arınmaya, darbecileri cezalandırmaya, yargıda, milli eğitimde, polisteki terör örgütüyle bağlantılı üyesi olanları, darbenin finansmancılarını cezalandırmaya evet ama demokrasiyi askıya almaya hayır dedik. Bize rağmen o hal çıkardılar. 3 ay değil 1,5 ay dediklerini yıllarca sürdürdüler. O halde anayasa değiştirdiler. Referandum yaptılar. Seçim yaptılar. Memleketin canını okudular. KHK mağduriyeti diye bir mağduriyet yarattılar. Aslında en büyük iyiliği de gerçek FETÖ'cülere yaptılar. Masumlarla FETÖ'cüleri, masumlarla teröristleri bir çuvala attılar. Ve şimdi halen o mağduriyetler sürüyor. KHK mağduriyeti dediğimiz şudur. Hakkında kanun hükmünde kararnameyle işlem yapılmasına rağmen dava bile açılmamış. Soruşturma açılmış, kovuşturmaya gerek yok, kararı alınmış. Dava açılmış, beraat etmiş. Ceza verilmiş, üst mahkemede bozulmuş, hukuken suçsuz insanların mağduriyetleri sürüyor. Bu mağduriyete bir kez daha dikkat çekmek istiyor. Darbe gecesi meclisi açtırmış partinin o günkü genel grup başkan vekili, bugünkü genel başkanı olarak. Darbelere sonuna kadar karşıyız. Demokrasinin seçilmiş meclisin arkasındayız diye konuşma yapmış. Yeniden bir seçim yapılıp millet başka görev verene kadar ana muhalefet partisiyiz, darbenin karşısındayız demiş birisi, bunu partisi adına söylemiş birisi, o sözleri tekrar eden birisi olarak diyorum ki, darbeyle, darbeciyle, Fethullahçıyla, o cani cinayet şebekesiyle işimiz olmaz. Ama gerçekten işi olmadığını ispatlamış masumlara artık haklarının iadesi yapılmalıdır.